Bilim kurgu, siber uzay, hiper gerçeklik gibi terimler ilginizi çekiyor mu? Öyleyse gelin bu kavramları sinema ve mimarlığın 9. bölümünde inceleyelim. Tahmin ettiğiniz üzere seriye Matrix filmiyle devam ediyoruz. Matrix filmi, insan zihninin makineler tarafından tutsak alındığı ve köreleştirildiği sanal bir dünyayı anlatıyor. Latince'de rahim anlamına gelen Matrix terimi, filmde de sözlük anlamını karşılıyor. İnsanlar filmde yapay bir rahim olan tüplerin içinde yetiştiriliyor. Burada insanlardan yapay zeka için enerji elde edildiğini görüyoruz. Beden güvenli ve rahat ortamda uyutulurken zihin tasarlanan sanal gerçekliği yaşıyor. Bedensel olarak aynı anda iki mekanda bulunulamayacağı için Matrix'te farklı bir gerçeklik sistemi oluşturuluyor. Buradaki gerçeklik bildiğimiz coğrafya değil, siber uzay olarak karşımıza çıkıyor. Siber uzayda mekan yerden bağımsızlaşarak yeni bir mimari anlayış sunuyor. Bunun yanı sıra zaman tanımının ve mekanların değişmesine de sebep oluyor. Bunu daha iyi anlatabilmek için filmden şu kesiti vermem yerinde olacak. Uzay gemisinde Morpheus bulundukları gerçeklikle ilgili bilgi verirken Neo'ya şöyle der. 1999 senesi olduğuna inanıyorsun. Fakat aslında 2199'a yakın bir tarihteyiz. Hangi senede olduğumuzu söyleyemem. Çünkü açıkçası bilmiyoruz. Siber uzayda sanal mekanlar oluşturulurken fiziksel dünyaya dair dil, ölçek, yer gibi benzerliklerden yararlanılıyor. Filmde de olayların geçtiği spesifik bir yer bulunmuyor. Böylelikle filmde sadece bir ulusun değil, tüm insanlığın başına gelenler yansıtılıyor. Matrix'te sanal mekanın kenti Sydney olarak gösteriliyor. Fakat filmde Sydney kentinin kimliğini açık eden opera salonu ve rıhtım köprüsü gibi simgesel binalar görüntüden çıkarılıyor. Ayrıca bazı binaların da yerleri değiştiriliyor. Siber uzayın tanımladığı ananda siberpunk kültürünün yaşandığını biliyoruz. Siberpunk daha çok teknolojinin getirdiği olumsuzluklar üzerinde duruyor. Bu kültür bir yandan teknolojinin çılgın bir hızla ilerliyor olmasını ürkütücü bulurken diğer yandan da teknolojinin bir kurtarıcı olduğunu savunuyor. Siberpunk'ın temellerinde sosyal, ekonomik ve politik kaynakların diğer bir deyişle ise postmodern kültürün yattığını söyleyebiliriz. Tarihteki ilk siberpunk romanda Matrix'e ilham olan William Gibson tarafından yazılıyor. Gibson'ın pek çok postmodern bilim kurgu yönetmenini etkilediğini biliyoruz. Hatta Matrix'i besleyen kaynaklardan biri de Gibson'ın harflerle inşa ettiği teknolojik coğrafya olarak karşımıza çıkıyor. Dark City, Strange Days, Existence Z, Ghost in Shell gibi filmlere baktığımızda arada farklılıklar olsa da temelde kişilerin üzerinde sorgusuz bir kontrol olduğunu görüyoruz. İlla ki bir kişi, grup ya da bilgisayar tarafından kenti kurgulayan bir otorite var oluyor. Oluşturulan kurgunun gerçekliği de kentliler tarafından kendi gerçeklikleri gibi algılanıyor. Ta ki bu durum mevcut kentlerin dışında başka yerler keşfedilene kadar. Filmde Matrix dünyasıyla gerçek dünyayı birbirinden ayırmak için görsel olarak bazı farklılıklar kullanılıyor. Bu ayrım öncelikle renkle sağlanıyor. Set tasarımı ve yönetmenler Matrix'te genel olarak yeşil rengi tercih ediyorlar. Matrix'teki yapay kontrol duygusunun oluşturulması için de mekanlar ızgara şeklinde dizayn ediliyor. Yine aynı sebepten sorgu odasında tavan, yer ve duvar döşemelerinde dikdörtgenler kullanıldığı gözümüze çarpıyor. Özetlemek istersek, mimarlık ve sinema sanal olan ile gerçekliği kesiştiriyor. Dolayısıyla sanallığın her zaman mimari tasarım sürecinin ve sinemanın bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Umarız ki bu örnekle de kafanızdaki bazı soru işaretleri cevap bulmuştur. Postmodernizm çerçevesinde gerçeği sorgulayan Matrix serisinin son filmini izlediyseniz düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz. Bilim kurgu, siber uzay, hiper gerçeklik gibi terimler ilginizi çekiyor mu? Öyleyse gelin bu kavramları sinema ve mimarlığın 9. bölümünde inceleyelim. Tahmin ettiğiniz üzere seriye Matrix filmiyle devam ediyoruz.